Alev Erkilet, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim. Ve sosyoloji alanında çalışıyorum uzun yıllardır. Şimdi İLEM'de bu sene bahar döneminde Allah nasip ederse kent ve siyaset okumaları başlıklı bir ne diyelim çalışmanın parçası olmayı düşünüyorum. Ve aynı zamanda da yani Türkiye'de kent şehirlerin dönüşümü atölyesi başlığı altında da bir atölye çalışması içerisinde yer alacağım. Size kısaca bunun yani neden gerekli olduğunu düşündüğüme dair birkaç değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle biliyorsunuz son dönem tüm dünyada yani küreselleşme ve ulus devlet yerine daha ziyade kentlerin konuşulmaya başladığı bir döneme tekabül ediyor. Ve aslında siyaset de daha önce olduğu gibi ulus devletler üzerinden değil, tam tersine öne çıkan belli kentler üzerinden sürdürülüyor. Bu işte Londra'dır, Paris'tir, İstanbul'dur. Ve bu önemli ve üzerinde biraz dikkatle durulması, analiz edilmesi gereken bir konu gibi geliyor bana. Onun için bu sene bahar döneminde özellikle üçüncü kademede ki arkadaşlarla kent ve siyaset okumaları dersini yapacağız. Bu okuma çerçevesinde biraz hani giriş mahiyetinde diyelim, kentlerin doğası nasıl değişirler, nasıl dönüşürler ve bunun aslında siyasetle ne gibi bir alakası var? Bu konuyu konuşmaya gayret edeceğiz. Atölye çalışmasında ise biraz daha derinlemesine, biraz daha yüksek lisans doktora çalışmasına benzer bir çalışma yürütmek istiyoruz. Bu ikinci çalışmanın özelliği ise sadece okuma ve öğrenmeye dayalı değil de daha çok üzerine tefekkür etme ve üretmeye dayalı bir çalışma olması yönünde. Burada ben özellikle katılımcı arkadaşlardan aslında bir belki hakemli dergi çapında, kalitesinde bir makale üretmelerini bekliyorum ve eğer Allah nasip ederse bunu da daha sonra bütünlüklü bir metin içerisinde okuyucuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Ve bütün bu çalışmaları aslında neden İLEM'de yapıyoruz sorusu üzerinde duracak olursak, sanırım İLEM'in bir kere çok genç, dinamik bir kadroyla yola çıkmış olması ve hala bunu sürdürüyor olması benim için çok önemli. İkinci olarak da bu tür çalışmalara açık bir akademik ve entelektüel ufka sahip olması kadrosunun benim için oldukça önemli bir başka artısı. Bütün bu değerlendirmeler çerçevesinde baharda hep birlikte olmak dileğiyle diyorum.